Ne yaptınız? The Devil All The Time filminin spoilersız incelemesiyle karşınızdayız efendim. Önce konusundan bahsetmek ister misin? Olur. Bahs Bahsedebileceğin kadar basit bir konusu var mı? Yani tabi yüzeysel geçersek evet anlatabiliriz. Evet. Bu arada şeyde değinmek istiyorum öncelikle. Güney Aksan'ın ön planda olduğu bir filmi Güney Aksan'ıyla ile tanıtmış olman çok güzel bir dokunuştu. <laughs> evet Esprim bilmiyorum insanlar fark etti mi bunu? İşte da. Ben özellikle değinmek istedim boşa gitmesin kaliteli esprin diye. Şimdi şöyle aslında genç bir adamın Arvin isimli genç bir adamın hikayesi gibi tanıtıldı film ilk başta. Fakat aslında Hı -hı. böyle değil çok kapsamlı Arvin'in babasının hikayesini de görüyoruz. İşte kız kardeşin hikayesini görüyoruz, Arvin'den tamamen bağımsız insanların hikayelerini görüyoruz ve bir noktada hepsi birbirine geçip harmanlıyor hepsini, bütün hikayeleri ve bir böyle katmanlı bir hikaye akışı doğuyor. Hı hı. Farklı insanların hikayeleri bir araya geliyor ve hepsi trajik aslında. Temelinde iki insanın sevdiği kadınların Evet. Trajedilerini yaşaması üzerine kurulmuş. Hı -hı. Ama daha sonra Sun'un da dediği gibi bu hikayeler birleşip tek hikayeye ulaşıyor. Evet. So tek sonucu ulaşıyor. Genel anlamda ben hikaye anlatımını beğendim. Hı -hı. Biraz hızlı hızlı geçse de özellikle başında bütün karakterleri sana göstermeye çalışırken... ...biraz hızlı hızlı geçiyor. İşte bu evet. bununla tanışmıştı, şu şununla şöyle Hı -hı. olmuştu. Pardon mikrofon. Bu bununla şöyleydi derken biraz hızlı geçiyor Dolayısıyla hani o karakterler sende oturmuyor. Zaten hikayenin yarısında karakterler değişiyor. Ee, bir de tekrar onları oturtturmaya çalışıyor. Ve bunları kendisi yapamadığı için dış ses yardımıyla yapmaya çalışıyor. Ee, bu biraz hikaye anlatımında sorunlar yaşatıyor. Ama genel olarak bakarsam sonuçta hani kısmen tatmin eden bir hikaye oluşturmayı başarıyor diye düşünüyorum ben. Ben şöyle düşünüyorum. Ben karakterlerin birbirine bağlanış biçimlerini sevdim. Şey diyeceksin dedim. Ben şöyle düşünüyorum. Sen anlamamışsın. <gülüyor> 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 Fikrin yok. Felsefesini anlamamışsın sen bu film. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu karakterleri mesela hani dedik ya tam ortasında karakterler değişiyor. Ona alışması <laughs> zor oluyor diye. Ben öyle düşünmüyorum aslında. Bence tam aksi sanki bana şey gibi gelmişti. Bir hikaye başlıyor fakat... ...hikaye akışı farklı karakterler gelse bile aynı düzlemde evet. devam ediyor gibi gelmiş. Yani zaten filmin bence aslında temel noktası biraz fedakarlık üzerine kurulu. Bir şeyleri feda etmek Hı -hı. ama bu sağlıklı fedakarlıktan bahsetmiyoruz burada. Bir şeyleri nasıl denir? Böyle tutkulu bir inanca sahip olduğunu ve onun uğruna sürekli bir şeyleri feda ettiğin bir akış var aslında. Evet. Yani bütün karakterlerin kendince öncelikleri var... Ve hepsinin farklı bir hikayesi var ve hepsi aslında çok büyük sadece şiddet vesaire gibi bir şey de değil yani çok Hı -hı. büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Ve aslında bu hikayeler üzerinden bir toplum eleştirisi de yapılıyor ee, özellikle ben mesela e, Türkiye'de şey sanan bir kitle var hani yurt dışında Hı -hı. hayat farklı insanlar farklı sanan bir kitle evet. var. Özellikle onların izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. E çünkü burada eleştirisini yap yaptığımız birçok şeyin sallıyorum bu örnekte olduğu gibi. Amerika'da da olduğunu anlamanızı sağlayacak bir film. Tabii ki böyle bir amacı yok. Ama biz Türkler <laughs> için bence böyle bir şeye de hizmet edebilir. Oyunculuklara geçelim. Ben kesinlikle Tom Holland'ın bu filmde çok iyi oyun olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ve şu ana kadar Tom Holland için hep böyle bir Marvel... Tayfa Marvel olarak görüldüğü, hep böyle işte Marvel'ın süper çocuğu falan oldu ve bir kısım izi, seyirci daha doğrusu Marvel sevmeyen seyirci bu çocuğu hep itti ve iyi bir oyuncu olmadığını düşündüler. Ama bence burada gayet iyi bir şekilde kanıtlıyor. Mimik kullanımı, duygu vermeye çok Vallahi iyi. Valla o şeyin sonunda Infinity War'un <laughs> sonundaki bakışı... Hmm. Zaten nasıl iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyordu bence. Yani bakışıyla anlatıyordu o anki hissini. Ama ki bu filmde de çok iyiydi. Ya, evet çok iyiydi ama hani Marvel... O kitle yanmıyorum ben evet. dediğini. Bill Skarsgård çok iyiydi bence. Evet. Ben özellikle ben onu, onu muhteşem buldum filmde. Yani o zaten böyle çok da şey bir adam ya. Mesela itte böyle Pennywise'ti bilmem hmm. neydi. Hani hep böyle şey. Ve karakter o kadar iyi oturmuş ki. Bir yandan ilk yani filmin başında özellikle karakterle çok özdeşleşiyorsun... Hı -hı. Ardından karakterin o süreci ilerledikçe ve katarsisine vardığı zaman kesinlikle çok etkileniyorsun. Bence onun oyunculuğu çok iyiydi. Ben Chris Evans'ı hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. O oyuncu kadrosunda Chris Evans gözüküyor. Hani? Acaba neredeydi? Yorumlarda evet, <laughs> Bizi hatırlatırsanız. Ben hiç hatırlamıyorum onu. Lütfen Neyse. bize hatırlatın. Ee, ben Jason Clarke'ın çok az olmasını filmde bir artı olarak gördüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Yani o karakter işte adamın yanına gidiyor. Jason Clark dönüyor ki dönüyor ya. Orada ben dedim ki Allah seçtik yani. Şimdi bu iki karakter üzerinden anlatılacaklarsa hikayeyi çok boktan bir şey izleyeceğiz. Neyse ki Jason Clark çok yok. Hikayede. Bence şey de çok iyiydi bu arada. Çok az rolü olmasına rağmen Mia Wasikowska da çok iyiydi. Bu şey pederin eşi olan kadın. Ben özellikle onun o oyunculuğunu çok seviyorum evet. zaten o kadının. Bence iyiydi. Yani genel anlamda Jason Clarke dışında ki... Evet. Ama... Pardon. Senin beğenmediğin isme geçelim. Evet. Robert Pattinson'ı hiç beğenmemişsin. Neden beğenmedin? Ya şöyle oyunculuğuyla değil aslında benim derdim. Hı -hı. Ama... Şimdi şöyle kendisiyle bir kendisiyle. <laughs> ya yani şöyle bir durum oluyor. Bu filmin prodüksiyonu başlamadan önce bütün oyuncular için bir aksan koçu tutuluyor. Yani bu çünkü herkes Güney aksanı yapmak zorunda ve mesela Tom Holland İngiliz, Robert Pattinson evet. İngiliz vesaire. Herkes aksan koçuyla çalışıyor ortak bir Güney aksanını oturtabilmek için. <laughs> Fakat Robert Pattinson bunu reddediyor. Hayır ben kendim yapacağım, kendim öğreneceğim Güney aksanı. Belli ve, ki yapamamış ve hani zorluyorlar Abi. yönetmen falan baskı yapıyor kabul etmiyor hayır ben şey yapacağım diye sonra prodüksiyon başlamadan bir iki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam işte aksan için örnekler isteniyor oyunculardan yani herkes yönetmen'e aksanlı göndermek sonra Robert Pattinson gene göndermiyor ve ilk çekime kadar hiç kimsenin fikri yok Robert Pattinson aksanı ne durumda ve sonra bu çıkıyor ve diğer hiçbir karaktere uymuyor konuşması hani Güney aksanı şey de diyemiyorsun. Başka bölgeden geldi o yüzden farklı da diyemiyorsun çünkü ben gül... dedim bunu. Evet mesela sen dedin. Gerçi. Videodan önce konuşmamızda evet, söyledim. Evet, önce konuşmamızda söyledim. Yani karakter başka yerden geliyor belki oranın aksanı böyledir dedim ama. Ama gene genel olarak insanlar yani. beğenmemiş galiba. Ve şey durumu var yani diğer her karakter senkronize bir aksanın içinde ki yani Bill Skarsgård'ın karakteri de mesela farklı bir şeyden geliyor hani evi orası ama senelerce farklı bir yerde bilmem ne. Ben nesi genel var. olarak Robert Pattinson'un aksanından çok burada oyunculuğunu beğenmedim. Yani ben şey yani, yordum. Çünkü Pardon. yani bana o şeyi e, geçiremedi. Mesela şey hmm. Harry Potter olanı işte bu Harry. Harry Potter'da Dudley'i <laughs> oynayan karakter. Harry Melling sanırım. O da o mesela o. Peder karakter yani peder değil de işte din hakkında konuşan evet. insan karakterini sana geçiriyor. Evet. Ve şeyi de görüyorsun. Ve hatta. şeydeki kötü oyunculuğuna rağmen daha önce en son şey, neyde izledik? Eee Charles ölümsüz olduğu filmde Ha evet. Pr pr bu ne? kötü adam olarak izlemiştik. Evet. Orada berbattı yani. Burada O da bir Netflix işiydi bu arada onu da evet. hatırlatalım. Evet. burada çok kötü olacağını düşünmüştüm. Beni o kadar şaşırttı ki Evet. ondan sonra Robert Pattinson benzer bir karakteri oynayınca yani ama aralarında şöyle bir fark vardı. Harry Melling'in oynadığı bir karakter yakışıklı. Hayır dinle kafayı bozmuş bir peder yani. Evet. Bir noktada artık aklını kaçırmış dini inancı yüzünden. Bu da başka şeylerle. Robert Pattinson karakteri daha çok fırsatçı ve hani durumdan faydalanarak Hı -hı. aslında mevkisini kullanan bir peder karakteri. Evet. Ama bana şey gibi geldi oyunculuklarda. Evet Harry Mayling konusunda sana katılıyorum. Kesinlikle onun Hı -hı. oyunculuğu rolünü veriyordu. Robert Pattinson'unkinde aşırı bir abartı var. Aksanından Evet. Teatraldi biraz. evet. Diğer karakterler çok doğalken o böyle bir ekstremdi. Ya şimdi sahnenin detayını vermek istemiyorum. Bir sahnede Hı -hı. mesela böyle bir dönüşü, bakışı var böyle. Hı -hı. Ya ger Gerçek hayatta olsa onu camide yapsa döverler ya. <gülüyor> <gülüyor> İmam dönecek öyle bakacak. <laughs> <laughs> o orada hayatta çıkmaz yani evet. o karakter oradan. <laughs> Müzik kullanımını falan nasıl buldun? Ben beğendim, oldun. gayet beğendim onları. İyiydi, sinematografisi fena değil. Evet. Genel olarak da hani hepsini toparlayıp bir şey söylemek Hı -hı. gerekirse, e, ben karakterleri yeterince e, anlatamadığını düşünüyorum iki Hı -hı. saatlik süresine rağmen. Hani bu kadar karakter var iki saate sığar o zaman o kadar karakter olmayacak. Yettiği kadar süren yettiği kadar karakter olacak. Yani tanımadığım karakterlerin bir şey yaşaması beni etkilemiyor filmlerde. Hı hı. Yani motivasyonunu bilmediğim, evet. e, duygularını bilmediğim karakterlerin bir şey yaşaması, mesela o Jason Clark'la e, Riley, Riley, Riley. Keogh'un hayat hikayesi öyleydi benim için. Hı temasını biliyorsun. Evet. Ama o karakterlerin duygularını bilmiyorsun. Bir de o gelişimi yani, göremedik ya. Evet, o özellikle Jason Clark'ın karakterinde. Evet. E, bir tanışıyoruz bir de olaya geliyor. Arada ne oldu be adam? Yani evet. e, bu tarz şeyleri bilemediğinden e, etkileyiciliğini kaybetti film benim için açıkçası. Bit Hı. Söyle. Ya ben Sebastian Stan'in karakterine de değineceğim de o yüzden cümleleri bitir ondan sonra söyleyeyim. E, ama özellikle e, Bill Skarsgård'ın ...ve daha sonra da Tom Holland'ın ve daha sonra da Harry Melling'in oyunculukları filmi yukarı taşıyordu. Hı -hı. Ve hikayenin sonuçta bağlanabilmesi de e, bir artı puan hanesine evet. yazılıyordu. Ben Sebastian Stan'in canlandırdığı Şerif'ten ve Hayley Bennett'ın canlandırdığı Charlotte karakterinden de bahsetmek Hı -hı. istiyorum. İkisini bence oyunculuğu da ortalamaydı hani ne böyle Hı -hı. bir parlak anları oldu ne bir şey... İkisinin ama karakterinin de ben çok yüzeysel ve çok düz verildiğini düşünüyorum. Evet ben de aslında şeyde anlatırken söyleyecektim Jason Clark'la şeyin karakterlerine şerifi söyleyecektim unuttum. İyi oldu. Evet. Yani bazı karakterler neredeyse anlatılmaz. Çok zaman ayırmayalım demişler evet. onlara evet. ama yine de mesela Sebastian hadi tamam Hayley Bennett'in karakteri Hı -hı. çok fazla yer... Tutmuyor hikayede ama Sebastian Stern'inki tutuyor mesela. Evet. Onun biraz daha derinleştirilmesi gerekirdi bence. Evet, sadece şeyini biliyoruz, motivasyonunu biliyoruz. Başka evet. hiçbir şey bilmiyoruz karakterlerle alakalı. Dolayısıyla bu açıkçası benim filme vereceğim puan da etkileyecek şu anda. Evet. Sen kaç veriyorsun onun üzerine? Ben 6 veriyorum. Çünkü bence bedel ödemek ve fedakarlığa dair güçlü mesajları ve derinliği Hı. vardı. Ama çok şey havada kaldı bence. O yüzden altı. Evet. Yarım ısrarsız ısrar ederse sinemada izlerim diyorsun yani. Evet. Yani gerçi buradan... <gülüyor> Şimdi <laughs> yarım yok diyorsun. <laughs> ben ısrar yani Manolya ısrar etse sinemada için, izlerim. Ee, yani çok aradayım ben. Hı hı. Çünkü keyifle izledim. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka sinemada izlerim de. Yarım ısrar ederse sinemada izlerim arasında gidip geliyorum. Hı -hı. Ama yarın ısrar ederse sinemada izlerime daha yakınım. Dolayısıyla ben de altı veriyorum. Ee, siz de yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Bu arada bu videoyu Kafein Siz Artı'da izliyorsunuz. Takip etmiyorsanız Kafein de takip edin. Ya da bu kanalı da takip edin. Evet. etmiyorsanız Kafein Siz'den gelmiş <laughs> olabilirsiniz çünkü. Ben Berk. Ben Su. Bir sonraki videoda Görüşürüz. görüşmek üzere.